Thank you.
Ya. Evet.
Haşim fotoğrafçısı. Haşim'in ötesini evet. Haşim fotoğrafçısı. O parmak ne yapıyor? Bir de bu yapıyor. Ne yapıyor? Biz mi bu sahneye geleceğiz? Elimi bir poz ver bakayım bana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çek kardeş, çek. Çek oda kardeş, çek. Akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı yine tın tın. Bundan 10 yıl önce Timur Acar'la beraber İstanbul'da Orhan Veli'nin evinde oturuyoruz. Ve mükemmel bir şekilde memleket hasretimiz var. Bahar gelmiş. Biz her bahar daha aşığız ve memleketimize. Ve Timur'la dedik ki bizim mahallemizde annelerimiz, babalarımız burada su almaya gelen annelerimizi görerek, burada saz çalarak tanışmışlar ve sonra evlenmişler ve biz olmuşuz. Ve bu sene aramızda Timur yok ama sağ olsun bize böyle güzel bir tişört yaptırmış, onuncusunu hazırladı. Timur'a tekrar teşekkür ediyoruz bu anlamda buraya, böyle güzel hediyeler gönderdiği için. Diğer arkadaşlar adına da konuşmayacağım, ben hemen geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese, artık biz yaşlandık, gençler var, 10 senede büyüdük. 10 senede başka gençleri büyütmek üzere diğer arkadaşlara devrediyoruz efendim bu festivali. Tabii ki bunlar sizin çocuklarınız ve sizlerle beraber. Saygılarımı sunuyorum, iyi akşamlar. Yani evet, Yusuf abinin söylediklerine tamamen katılıyorum. Artık bu festival başladığında 19 yaşındaydım. Üstünden 10 yıl geçti, neler neler olmadı. Okula girdim, okulu bitti, evlendim falan. Artık yani arkadan birilerinin gelmesi gerekiyor ve bizim de artık devretmemiz gerekiyor. Aynı bu şekilde 10 seneden beri zaten görüyorlar, yanımızdalar. Nasıl yapıldığını bu sene biz birebir göstermeye çalıştık. Yani eksik kaldıkları noktalarda gene biz yanlarında olacağız. Her zaman için yanlarında olacağız ama artık onlara devretmek istiyoruz. Ve böyle bir biraz da böyle bir devir teslim töreni gibi oldu. Yani biz kaset skandalsız gitmek istiyoruz. Evet. Teşekkürler. Şimdi devredeceğimiz mikrofonu ya da yaktığımız meşaleyi devredeceğimiz kardeşlerimizin bir kısmını sahneye çağıracağım. Tabii sizin alkışlarınızla. Biz bu süreçte çok güzel şeyler yaşadık, çok güzel şeyler öğrendik. Sadece bu organizasyonda görev alanlar değil, tüm kardeşlerimizin bu tarz faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Yöneticiler de buradadır muhtemelen. Yol yapılır, altyapı yapılır. Ama önemli olan gençlerimiz, onlar için gerekli organizasyonlar daha önemli diye düşünüyorum. Artık mikrofonu onlara devrediyorum. Küçüklüğümüzden beri bu meşaleyi tutan abi ve ablalarımızın hep yanındaydık.
Meşaleyi aldık elimize ve devredene kadar tutacağımıza and içeriz. Mutluyuz, heyecanlıyız. İşte 10.sunu kutluyoruz. Biz bugünü en güzel duygularımızla bekledik. Yoruldukça umutlandık. Kafkas'ı dişinde tutuştuk. Bugünlere ulaştık. Kültürümüzün dansıyla işte karşınızdayız. Tıntının suyuyla büyüdük. Yemekleri yedik, birlikteliğimizde tokuz. Yöresel oyunlarımızı estireceğiz. Atalarımıza selam olsun. Bunların hepsinin nedenini tekrar duymak isterseniz söylüyoruz. Çünkü biz Asisyeliyiz. Onuncu Sesin Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Mahallemiz Dernek Başkanı Emekli Albay Sayın Recep Çilek konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, sevgili mahalle sakinleri, Aziziye Mahallesi eğitim ve öğretim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri destekleme ve dayanışma derneği, Aziziye Spor Kulübü ve bu şenliği tertipleyen tertip komitesi adına bu yıl 10.sunu kutladığımız Tıntın Şenliği'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ...1930 ile 1950 yıllar arasında mahallemizin yegane su temin kaynağıydı Tıntın. Sıcak yaz günleri işinden yorgun argın dönen genç kızlarımız evlerine su götürmek için biraz da ilk aşklarıyla göz göze gelmek amacıyla severek ve yüreği çarparak inerdi Tıntın'a. Genç delikanlılarımız da bunu fırsat bilip Tıntın'a koşardı. Tıntın adeta bayram yerine dönerdi. Gençlik aşkının ilk kıvılcımı fındık ve mısır ayıklama imecelerinde ve bu Tıntın'da çakardı. Aşk türküleri, gurbet şarkıları, bu alanda söylenenler yüreğin ta derinliklerinden. Bu bakımdan bu eğlencelerin mekan olarak Tıntın'da yapılmasının anlamlı buluyorum. Mahallemizin şimdiki yetenekli gençleri ailelerinden ve yakınlarından duydukları, gördükleri türkü, oyun, espri ve sanat anlayışını, kısacası mahallemizin kendine özgü kültürünü adeta dirilterek bugünlere taşımaktadırlar. Şüphesiz yarınlara da taşınacaktır. Gençlerimiz sanatın her türüne yatkındırlar. İlçemizin ilk amatör tiyatro ekibini Aziziye'nin yetenekli çocukları oluşturmuştur. Başka bir ekip olanaklar ölçüsünde bir kültür dergisi çıkarmıştır. Sporda, özellikle futbolda, Karasu'da Süper Lig'de temsil etmiştir. Sanatın önemli bir kolu olan tiyatroyu o kadar çok sevdiler ki bunların okulunu tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda tiyatro bölümünü bitirip halkın beğeniyle izlediği dizilerde rol alan Timur Acar ve Çetin Kaya gibi yetenekli gençlerimize iftar ediyoruz. Halen okumakta olan ve okumak isteyen çocuklarımız vardır. Her yıl bu şenliklerde görev alan okullu okulsuz tüm gençlerimizi yürekten kutluyor. Bu şenliklerin en kısa zamanda içeriğine profesyonelce ilaveler yapılarak her yıl kutlanmakta olan Karasu Festivali'ne eklemlenmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Festivaller, şenlikler, fuarlar bir beldenin, bir bölgenin
tanıtımı için birer araçtırlar. İsrafa ve lükse kaçmadan ilçenin tanıtımı ön planda tutularak icra edilmesinde fayda mülahaza ediyorum. İlçemizin sahip olduğu doğal güzellikler her yere nasip olmamıştır. Ancak bugüne kadar Karasu'muzun tanıtımının layıkıyla yapıldığını söylemek mümkün değildir. 2-3 yıldır ilçemizin İstanbul'da düzenlenmekte olan Emit Fuarı'na katılımı ve tanıtımın yapılması yönünden olumlu bir girişimdir. Ancak son yıllardaki sahil ile ilgili haber ve yabancı uyruklularla ilgili operasyonlar güzel beldemizin avantajlarını alıp götürmekte olduğunu düşünüyorum. Özellikle deniz sahili için acil ve radikal çözümler getirilerek sahilin berbat görüntüsünün süratle giderilmesi Karasu'ya artı puan getirecektir. Yönetimlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın el ve gönül birliği içinde çalışmasıyla ilçemizin layık olduğu yere taşınacağına inanıyorum. Katılımınızdan dolayı şahsım, derneğim ve bu şenliği düzenlemesinde az çok katkı payı olan herkes adına teşekkürlerimi sunar, esenlikler diliyorum. İle izlediği, sabırsızlıkla beklediği meşhur Yemekteyiz programının bu haftaki final bölümü ne tesadüftür ki Aziziye Mahallesi'nde ve yarışmacılarının hepsi de ne tesadüftür ki Aziziye Mahallesi'nden ve hepsi Gürcü. Böyle bir yarışma programında bizden birileri yarışmacı olursa ortaya neler çıkar acaba dedik. Arkadaşlarımızla oturduk, düşündük, taşındık. Böyle şeyler çıkıyormuş ortaya. Ben şimdi yarışmacılarımızı tanıyalım istiyorum sizlerle beraber. İlk yarışmacımız Yusuf Bey. Yusuf Bey 30 yaşında. Evet, Yusuf Bey işte. 30 yaşında kendisi. Fransa'dan katılmış yarışmamıza. Fransa'dan gelmiş. Ünlü Gürcü şaraplarının eksperi efendim Yusuf Bey. Şarap üzerine incelemeler yapmış. Gördüğünüz gibi çok renkli bir kişilik. Çok renkli. Net görebiliyoruz değil mi Yusuf Bey'i? Evet Yusuf Bey. İkinci yarışmacımız Çetin Bey. Çetin Bey 28 yaşında. İşte Çetin Bey. Kendisi evli. Kitap okumayı çok seven, çeşitli derneklerde yöneticilik yapmış, birçok araştırmaya imza atmış, entelektüel bir kişilik efendim, Çetin Bey. Üçüncü yarışmacımız İlker Bey. 25 yaşında, karbonpiyer ustası İlker Bey. Gürcistan'dan kaçak yollarla gelmiş ülkemize ve Türk vatandaşı olmuş. Sessiz bir kişilik, konuşmayı sevmeyen bir tip İlker yarışmacımız. Dördüncü yarışmacımız Seçkin Bey efendim, 25 yaşında. Evet Seçkin Bey, 25 yaşında bilgisayar mühendisi. İşine o kadar bağlı ve o kadar seviyor ki tuvaletini bile teknolojik yollardan yaptığını iddia ediyor efendim Seçkin Bey. O da çok renkli, değişik bir kişi. Beşinci yarışmacımız bu haftaki final bölümünün ev sahibi. 28 yaşında Melike Hanım. Yemek fabrikası varmış Melike Hanım'ın. Çok iddialı bu yarışmada. Temizlik ve titizliğe çok önem veriyor kendisi. Kesinlikle kazanacağını iddia ediyor efendim. Şimdi yarışmacılarımızı böyle tanıdıktan sonra, isimleri gördükten sonra isterseniz bir de kendi sözleriyle, kendi ağızlarından tanıyalım yarışmacılarımızı.
çok iddialı. Melike Hanım'a, zannetmiyorum ki emeklerde başarılı olmasını ya da diğer arkadaşlarımın başarılı olduğunu zannetmiyorum. Yoksa emeklerin yapımında ben çok başarılı olabileceğimi, özellikle Pıkalı, Malahto, Homi Lobby konusunda, özellikle Homi Lobby konusunda çok iyi. Kesinlikle kazanacağım. Benim adım Yusuf Demircioğlu. 30 yaşındayım. O kadar. Ben Azi Gürcü kültürünü yaşatma, parlatma ve tavanlara zıplatma derneğinin başkanıyım. Eğer burada bir yarışma varsa, Azi'de yapılıyorsa, yemekteyiz de olsa, ne olursa olsun bir tane Gürcü'nün kazanması lazım. O Gürcü'de ben olmalıyım yani. Kesinlikle ve kesinlikle ben olmalıyım. Efendim benim bir sürü araştırma kitabım var. Gürcülerin tarihi, Lobyo'nun tarihi, Balahto'nun tarihi. Yani ben yemekle içeceğim. Bir kere tarihle yemeği birleştirmişim ben efendim. Yani kesinlikle ve kesinlikle bu yarışmayı mutlaka ben kazanacağım. Yarışmacılardan da çok memnun değilim açıkçası. Çok böyle böyle şey seçilmişler. Ne bileyim ben, o bir tane kel kafalı var zaten. O Melike Hanım'la birlikte bir anlaşma var sanki aralarında. Efendim yani bunlar olmaması lazım. Olmaması lazım bunların, ama kesinlikle ve kesinlikle diyorum ki ben mutlaka bu yarışmayı kazanacağım. Kazanayım. Kitaplar benim burada, işte kitaplığım bunlar. Yani benim hep böyle tarihle içeceğim, kültürle içeceğim, Gürcülerle. Zaten Gürcüler hep zaten iç içe olmuştur böyle şeylerle. Hep böyle güzel olmuştur. Onun için oylarınızı bekliyorum. Haydi Aziziye, oylar bana. Ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Zaten konuşamıyorum. Bunu sevgimi saklamıyorum herhalde, ama olsun. Ben böyle Melike arkadaşa güveniyorum. Başaracağına eminim. Zaten karnım aç. Yemek yemeyecek gibi bir durumum yok. Yemekle yemeğe gidiyorum. Yani ben kazanamazsam Melike kazansın. Öbür arkadaşları fazla tipleri de hoşuma gitmedi. Bir tane var öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Melike. Yarışmaya Azliye Mahallesi'nden katılıyorum. Oldukça titiz bir bayanım. Her zaman yemeklerimi genelde eldivenle yapıyorum. Yani bu yarışmada benim üzerime rakip mi? Gülüyorum. Ondan sonra işte ne bileyim ben. En güzel yemekleri benim yapacağıma inanıyorum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilemiyorum. Yapılmamış yemekleri katiyen yiyemiyorum. O yüzden poğaçalarımı alıp gideceğim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemiyorum. Çünkü yarışmanın birincisi benim. Tanıttılar. Şimdi yarışmamızın final bölümüne geçiyoruz. Final bölümünde az önce de söylediğim gibi ev sahibi yarışmacımız Melike Hanım. Melike Hanım'ın evi burası. Kendisi de birazdan gelir Melike Hanım. Sofrayı kurar. Yavaş yavaş artık misafirleri gelecek çünkü. Ve Melike Hanım bir yandan sofrasını kurarken yavaş yavaş kapı zili çalar gibime geliyor ve yarışmacılar yavaş yavaş içeri gelirler gibime geliyor. Hoş geldiniz Çetin Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Buyurun buyurun lütfen. Sizin için en güzel köşeyi ayırdım. Buyurun şöyle oturun. Biliyorsunuz benim için çok değerli bir misafirimsiniz. Çok değerli bir arkadaşımsınız. Çok teşekkür ederim ama buyurun. Buralar ne olmuş? Bu ne? Ya bu özel bir dizayn. Ben yurt dışı gezinde öğrenmiştim bunu. Buyurun. Hoş geldin. Merhaba canım. Nereden geldin sen? Ama olmaz ki. Bir saattir kapıda vuruyorum. Kapıda mı vuruyorsun? İyi kapı vur, aman ama, kapıya vuruyorsun sen. Ama olmaz ki, bekliyorum yani. Ben baştan puan kaybettiniz Melike Hanım. Özür dilerim, çok özür dilerim. O esnada Çetin Bey'le ilgileniyordum da. Buyurun buyurun. Melike Hanım hep puan kaybedecek bu akşam. Ya arkadaşlar bu kadar önyargılı olmayalım. Önce bir yemeklerimi yiyin, ondan sonra karar verirsiniz. Bak kapı çalıyor, ben hemen geliyorum.
Siz kapıya mı vuruyordunuz? Evet, baştan pahası ama. Farkındasın, baştan pahası. Fark ettim. Fark ettim de iyi ki kapı vurma, aman. Aman efendim, hoş geldiniz. Aman en değerli... Aman efendim, bırak hoş geldini ya. Kapıda duruyorum, 2 saattir kapıyı açmıyorsun kardeşim. Efendim, benim evim triplex olduğu için tabii merdivenlerden inçim zor oluyor. Buyurun efendim. Ev triplex ama yemekler... Affedersin, bir şey söylemiyorum. Efendim? Poğaçamı aldım geldim gördüğünüz gibi. Ama ayıp ediyorsunuz. Gelir gelmez başlamayın isterseniz. Önce bir yemeklerimi yiyin. Aa, kapı çalıyor. Bir saniye lütfen. Rahatmayacağım. Hayır. Bilmiyorum. Lan kapının zili bile yok. Zili bile yok. Bunlarla yemek yiyeceğim. Karton piyerci de geldi. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk Melek Hanım. Efendim çok sevindim geldiğinize. Benim çok değerli, çok kıymetli misafirimiz. Buyurun. Sen rahat ol, ben her şeyi ayarlayacağım. Allah razı olsun kardeşim, Allah razı olsun. Bak. Arkadaşlar servisimize Homilobio adlı yemeğimle başlayacağım. Sizler için çok özel yemek yaptım. İyi de homilobio diyorsun. Bu çatallar ne? Bu kaşıklar ne? Elle yenir o, elle. Yani et kaşık... yok mu? Et. Efendim sırayla hepsi. Allah aşkına lütfen. Sen ne yapacaksın o çatalı? He? Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacağım ya? Bir saniye, çok kabasınız. Hayır ya, ay kabasınız. Dağdan mı indiniz anlamıyorum, bilmiyorum. Yani bunlar yani da, şuradaki dağdan mı indiniz bilmiyorum. Baba nereden indik ya? Şuradaki dağdan mı indiniz bilmiyorum. Ama bu çatalla kışık değil, tamam mı? Olmaz böyle. Ne çatallı ya, onu öyle alacaksın, sıyıracaksın ya. Elinle ya. Felit arık kebabı oluyor. Felit arık kebabı. Ya razım. Olmaz. Arkadaşlar lütfen. Lütfen tartışmayı bırakalım. Önce yemeklerimizi tadalım. Ya. Öyle değil mi İlker Bey? Bir dakika. Ya. Bir saniye. Ya buna yemek mi konur? Saç düşmüş bu adamın şeyine, tabldotuna ya. Arkadaşım, bazen aşağı vuruyorsun. Lütfen ama. Bir dakika. Yani akla oldu mu yani? Bir dakika. Saç oldu mu yani? Bir dakika. Lütfen. Seçkun Bey, ekibi otur hele. Bir dakika, ben konuşayım. Komplo. Bir dakika. İlker Bey'in saçı yok. Ben asla başım açık yemek yapmam. Ya Melike Hanım, siz beni savunmayın. Ben sizi zaten... Yemekleri say. Tamam. Canavar gibi yapmışsınız yemekleri. Yaptığım yemekleri sayıyorum. Palahto. Evet. Homilobio. Evet. Dazalili. Oh. Evet. Sarma. Oh. Efendime söyleyeyim, mısır ekmeği. Evet. Daha ne yiyeceksiniz yani? Halıyı niye saymadın? O da var. O ekstra. Evet. Bir de Çerkez tavuğu yaptım. Olmaz. Onun adı Çerkez tavuğu değil ya. Ya bir dakika. Şimdi o tavuğu sen nereden aldın? Nereden alacağım efendim? Çarşıdan sipariş ediyorum. Bir şoförüm getiriyor. Yetişmiyor yani. Nerede yetişti o? Mahallede yetişmedi mi? Hayır efendim. Tavuk mahallede yetiştiyse o yemeğin ismi Gürcü tavuğudur ya. Ya Çerkez tavuğu olur mu? Mahallede yetişmiş ne tavuk? Pardon, onu düşünemedim ben. Çok özür dilerim. Ama artık servis yapalım. Haydi başla. Ben masanın dizaynından 2 puan kırıyorum sizden, haberiniz olsun. Ben de kırdım. Çatalların bıçakların yerlerinde değil. Yerine koysana Hikmet Hoca, raya yani. Bunu yerine koysa ne olur yani? Neyse ben ama... Bunu burada olsa ne olur, burada olsa ne olur ya? Ama Çetin Bey'in derin bilgilerine bu konuda kesinlikle ben katılıyorum. Kesinlikle ben katılıyorum Çetin Bey'in. Hele ha. Efendim İlker Bey, maşallah çok iştahlı yiyorsunuz. Tabii. Çok iştahlı yiyorsunuz. Elinize sağlık. Çok muhteşem olmuş yani. Her şey yani dizayn. Ben Çetin Bey'in burada bu yemek hakkındaki kültürel incelemesini kesinlikle. Olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Kültürel incelemesi. Çetin Bey'e kesinlikle katılıyorum. Arkadaşlar önce bir yiyin. Önce bir bakın. Lütfen İlker Bey nasıl iştahla yiyor. Lütfen. Çetin Bey'e kesinlikle. Lütfen İlker Bey'e bakın Allah aşkına. İlker Bey kaç puan verirsiniz siz bu yemeğe? Kaç vereceğim ya? 10 vereceğim de kaç vereceğim ya? Allah razı olsun. Yemekten anlıyor adam. Adam yemekten anlıyor. Ya neyini anlasın Allah'ın karton piyercisi? Neyini anlasın ya? Alçıdan beyni sulanmış bunun ya. Alçı karıştırırken beyni sulanmış. Baksana kalmamış ki saçta. Taş maç kalmamış. Çernobil'den gelmiş. Katılıyorum Çetin Bey. Kesinlikle sizin kültürel anlamda bu yemeğin incelemesini yaptığınız kesin doğru. Evet. Ciddi söylüyorum. Evet. Sizlerin de gözlerinin önünde, sizlerin de takip ettiğiniz gibi Çetin Bey ile Yusuf Bey arasında bir dayanışma var sanki. Ve aynı dayanışmayı da
İlker Bey ile Melike Hanım arasında gözlüyoruz. Bakalım bunların altından ne çıkacak? Siz de dikkatle izleyin. Yusuf Bey ve Çetin Bey, Melike Hanım'la da İlker Bey sanki daha önceden anlaşmış gibi birbirlerine destek oluyorlar programlarda. Ama şu var ki daha önceki kamera kayıtlarını unutmuş yarışmacılarımız. Şimdi onları izleyince bakalım bu duruma nasıl cevap verecekler, nasıl açıklayacaklar? Evet, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Evet, güzel gidiyor. Yani gayet güzel derken yarışmacı olarak kendim gayet güzel gidiyorum ama yemekler hiç gitmiyor yani. Hiçbir şekilde, efendime söyleyeyim, yani bir yok, yani kültür yaşatma durumu yok. Kültürü yaşatamıyorum, o kokuyu alamıyorum yani. Kokuyu alamıyorum. Gemosu yerinde değil, gemosu yerinde. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Evet, Yusuf Bey ve Çetin Bey, yarışma esnasında izlediğimiz kadarıyla Yusuf Bey'le bir dayanışma içerisindesiniz sanki. Yani çok yakınsınız birbirinize. Bilgili ve ayrıca söylediğini bilen bir kişi. Gözlüklerinden de belli. Yani Yusuf Bey de bana yakın konuşuyor. Açıkçası kanım da ısınmadı değil hani yani. Evet, anlıyorum. Şöyle ben İlker Bey'in yanına geçmek istiyorum o zaman izninizle. Onu yapma. Neyi yapmayın? Yok ben ona dedim. Özür dilerim. Evet İlker Bey, aynı şekilde Melike Hanım'la sizin aranızda bir dayanışma sezdik sanki izleyicilerimizle birlikte. Yani böyle hani arkadaşlar negatif olduğu müddetçe siz de böyle tam aksine pozitifsiniz. Ya yukarıda Allah var ya, ne güzel yemekler yapmış, neyi beğenmiyorlar ben hiç anlamıyorum ya. Ablacığım. Ne güzel kalışık, incisi, ne bileyim yani malahtosu, her şey yerli yerinde. Hoş ben, hoş o arkadaş hoş, daha önce de tanımıyordum, yedim öyle karar verdim. Anladım efendim, anladım. Peki Melike Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bunlar anlaşıp da gelmişler. Bunlar az ötede bizim pastane var. Orada yemekleri yemişler, öyle gelmişler. Bana puan vermemek için. Ya vallahi bile. Ya. Yani İlker Bey yani yedi. İlker Bey yedi. Bunlar mı yemedi? Rica ederim yani. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim size. Son anda çıkan bir haberde İlker Bey ile sizin aranızda bir anlaşma olduğu, sanki bu yarışma üzerine bir anlaşma olduğu söylentileri, skandalları var. Ne diyorsunuz? Ay efendim, ne münasebe. Sadece dostluğumuzu kıskanıyorlar o kadar yani. Evet. Çünkü hepsi birbiriyle kavgalı bunların. Peki, peki efendim. Peki size afiyet olsun, devam edin lütfen. Birazdan videolarımıza döneceğiz. Yani bizim rahmetli, Allah rahmet eylesin, Zeus diye köpeğimiz var. Ve sen burun kıvırır ya. Raya ya. Vallahi burun kıvırır ya. Evet sevgili izleyiciler, evet sevgili izleyiciler, sizlerin de gördüğü gibi yarışmacılarımız aralarındaki bu anlaşmaları ya da dayanışmaları kesinlikle reddediyorlar. Fakat bizden kaçmaz. İşte o şok videolar. Aralarında dayanışma olduğunu sezdiğimiz Yusuf Bey ve Çetin Bey'in şok videosu işte. İşte. Bir tane şey var, kültürünü araştıran, yemek kültürüyle ulaşan bir beyefendi var zannediyorum. Fakat onun fazla bilgili olduğunu kabul etmiyorum. Göreceğiz zaten, yemeklerini de göreceğiz. O sadece konuşuyor. Zaten dedemin gibi gözlükleri de var, çok da kaba bir insan. Bilmiyorum, kusura bakmayın, telefon çalıyor. Fakat şimdi açmam gerekiyor. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim, O Gürcü kültürüyle ilgili konuşuyor. Adam kendini kulturla ilgili olduğunu, yemek kulturlarını araştırdığını söyleyen adam sen yemeğine zırvalıyor. Sadece zırvalıyor. Hadi oradaki görüntüler de benim değil. 70 bilmem kaç defa kesilmiş, yapıştırılmış o. Benimle alakası yok. Neyi yapıştırılmış ya? Neyi yapıştırılmış? Adama böyle yapıştırmış. Komple yapıştırmışsın bana. Ben daha çok burada durum ha. Ben gidiyorum. Kusura bak. Hadi gidiyorum. Evet, ikinci bomba videomuz. Daha önceden anlaştıklarını iddia ettiğimiz fakat kendilerinin kesin... Yanlış anlama istemem yani. Biraz yavaş konuşayım. Şimdi bak, ben sana şimdi 10 pan vereceğim. Evet. Tamam mı? Yemekler ne olursa olsun çok güzel diyeceğim ama... Sen de bana... Zaten güzel olacak. Tamam, yani onu karıştırma. Sen de bana 10 puan veriyorsun, tamam mı? Yani sen bana 10 puan verirsen ben de sana 10 puan veriyorum. Ya ben de onu diyorum zaten. Tamam mı? Yani her şey çok güzel diye. Tamam. Her şey, ben senin arkandayım. Dünyaları zaten çok sevdiğim bir insansın. Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok sevdiğim bir insansın. Onu her zaman programa buraya götürüyorum. Allah razı olsun. Yani... Ne demişler zaten? Olursa, ikimize olmazsa... Tabii. Güldüler yani. Evet, kazandık. Tamam. Yani ama biz kazanalım. Tamam. Tamam. O zaman tamam. Yarısı senin, yarısı benim. Yarısı benim. Tamam.
Onu da sonra konuşuruz. Yani sakın ama aramızda kalsın. Benim ayağımda bağırıyorsun ya kamerayı. Tamam. Saydıran oldu da bağırıyorsun. Şu ayağımda. Ha. Tamam. Hadi yavrum neyse. Ben de sizin için ta Gürcistan'dan bir dans ekibi getirdim. Onu seyredelim artık ha. Hadi. Benimki hemen kaptan eller geldin ya. Yok. Gel oğlum. Hoş olan var mı? Hoş olan var mı? Beraber. Var. Deniz. Gel oğlum. Yapma. Yeah!
Dışa bıkır bıkır bir sınav var. Tempo.